Herkese merhabalar ben Levon Traş İlklerin kanalı Modart PC'ye hoş geldiniz öncelikle Bugünkü videomda yine bir ilkle karşınızdayım elbette arkadaşlar Yanımda da görebileceğiniz üzere Corsair'in en güncel çıkartmış olduğu ve piyasanın en güçlü kulaklıklarından biri olma özelliğine sahip Virtuosa RGB Wireless SE model oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz sizlere bu kulaklığı diğerlerinden ayıran belli başlı özellikler var elbette. Bu özelliklere üstün körü değinmem gerekirse kullanılan sürücü kalitesi, sürücülerin bin Hz frekans aralığını desteklemesi, bunun dışında Corsair'in Slipstream teknolojisine sahip kablosuz ara birim bağlantısı sunması ve bu kablosuz bağlantı özelliğini sadece PC'de değil PlayStation 4 veya PlayStation 4 Pro gibi bir konsola da uyumlu hale getirmesi zaten belli başına güzel bir özellik oluyor. Fakat en büyük özelliklerinden bir tanesi ise hemen önümde görebileceğiniz Corsair Virtuosa'nın mikrofonu arkadaşlar. Corsair bu mikrofon ile çok övünüyor. Canlı yayın veya YouTuber odaklı bir kulaklık bir mikrofon kalitesine sahip olduğunu belirtiyor. Ve yaptığım testlerde de gerçekten de öyle olduğunu belirtebilirim. Yani o kadar büyük oynamış ki arkadaşlar özellikle yayıncıların harici bir mikrofon kullanmasına gerek olmadığını belirtmiş bu mikrofon için ama tabii bunu canlı testlerde hep beraber göreceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden kutu açılımından başlayalım. Çünkü kutu açılımında değineceğim özel ince noktalar mevcut oldukça şık parlak ve kabartmalı bir tasarıma sahip olduğunu belirtebilirim kutusunun. Fakat bu seferki kulaklığımızın kutusunun sağ ve sol taraflarında güvenlik kontrol bantları yer almış. Sizlerde satın aldığınızda muhakkak bunun olmasına özen gösterin. Kontrol bantlarının uç kısımlarına kırmızı işaretler koymuşlar. Bu noktalardan tutup çektiğiniz zaman kontrol bantlarını yerinden rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Üst kılıfı sürgülü bir yapıda çıkarttığımızda iç kısmında sert bir kutu daha yer almış. Bu kutuyu açtığımızda ise ilk olarak kulaklığımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Tabi kulaklığı bir kenara koyalım şimdilik. Bende olan model SE versiyonu yani Virtuoza'nın hatta Corsair'in şu anki en iyi kulaklıklarından ve en üst seviye kulaklıklarından biri arkadaşlar. Bu sebeple bu modelde kutu içerisine bir adet kılıf eklemişler Fakat bu kılıf öyle basit bir kılıf değil arkadaşlar İç kısmı kadifemsi bir yapıda dış kısmı da kadifemsi bir yapıda Fakat desenli ayrıca magnetik bir kapağı da bulunuyor Şahsen çok güzel bir kılıf yapmışlar ve çok da iyi düşünmüşler bunu arkadaşlar ee, Dilerseniz kullanmadığınız zamanlar e, o kılıfın içine koyabilirsiniz kulaklığınızı gönül rahatlığıyla Fakat bir taşıma kolu olmasını isterdim yani yolda alayım e, sırtıma geçireyim isterdim Ama tabii ki yakışmazdı arkadaşlar bu kulaklığı alıp boynunuza takıp gezeceksiniz sonrasında kutu içerimizde daha neler neler var bitmedi elbette. Kılıfı da kaldırdıktan sonra alt kısımda harici bir siyah kutu daha yer almış. Bu kutuyu da kapaklı yapıda açtığınızda gerekli olan bütün kablolar yer alıyor. Hepsine sırasıyla değinelim elbette. Birincisi iki ucuda 3.5 inç altın kaplamalı jaklı yapıda olan ve 180 santim uzunluğunda olan bir kablo. Kablonun üst kısmı parakort dediğimiz örgü çoğaklı bir korumaya da sahip. Hangi amaçla ve niçin kullanılacaklarına da kulaklığımızın üzerindeki çıkışlara değindiğimde bahsedeceğim arkadaşlar. İkinci kablomuz ise yine örgü çaplı bir korumaya sahip ve 180 santim uzunluğunda bir ucu standart tip A konnektörüne sahipken diğer ucu Type-C girişli bir şekilde geliyor. Sonrasında kulaklığınızın kablosuz özelliğinden faydalanabilmeniz için Corsair'in Slipstream teknolojisine sahip olan bir adet wireless alıcısı ve bununla beraber boom dediğimiz yapıda Corsair'in özel sökülebilir olarak tasarladığı Virtuoza mikrofonu. Bu mikrofonumuzun yapısına da zaten canlı test kısmında değineceğiz arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın tasarımından başlayalım. Virtuoza SE modeli tamamıyla bombeli hatlara sahip. Öyle çok abartılı gaming havası katılmamış. Sürücü yastıkları olsun veya sürücü çerçeveleri olsun tamamıyla yuvarlak bir formda. Sade ve uçuk kaçık olmayan görünümü sayesinde dış kullanımda oldukça uygun bir yapısı var arkadaşlar. Malzeme kalitesine de gelecek olursak sürücülerimizin üst kapağı tamamıyla Alüminyum metalden üretilmiş ve çok aşırı parmak izi yapmayan yarı mat bir yüzey olduğunu da belirtebilirim. Fakat kulak yazdığımızın ve sürücülerimizin monte olduğu alan ise siyah renkte plastik bir malzemeden. Çünkü plastik bölgelerinde kontrol tuşlarımız ve giriş çıkış portlarımız yer alıyor. Bu sebeple bu alanın plastik olması gerekiyordu. Bu gayet normal arkadaşlar. Sürücüleri kafa bandına destekleyen bağlantı noktaları ise yine metalden üretilmiş. Fakat bu seferki metalin köşeleri 45 derecelik bir açıyla rodajlanarak biraz da parlaklık katılmış. Bu da ekstradan farklı bir hava katmış elbette. Fakat bu noktasının alüminyum olma malzemesi beni biraz şüpheye düşürdü. Kabloyu bu alüminyumun içinden nasıl geçirdiler diye düşündüm. Fakat meğerse bir baktım ki içinde bir kanal bulunuyor. Onu da arka plandaki videoda görürsünüz arkadaşlar. Sürücülerden ikişer adet kablo çıkıyor. Her iki ayaktan da bu kablolar ince bir kanal içinden kafa bandına doğru uzatılıp birleştiriliyor. Yani kulaklığımızı kafa bandına destekleyen yuvalarda kesinlikle kablo görüntüsü bulunmuyor. Sürücülerimizi kafa bandına destekleyen noktalarla beraber yükseklik ayakları yine metalden üretilmiş. Her bir kısmı 10 kademe yükseklik yaratabiliyor ve toplam mesafesi 3,5 cm arkadaşlar. Bu noktada kablo kirliliğini önlemek için yükselti ayaklarının iç kısmında plastik bir kapak da bulunuyor. Esneklik noktasına ayrıca değineceğim. Kafa bandını da sizlere göstereyim arka planda. Corsair tarafında uzun zamandır deri malzemeli hiçbir ürün görmüyordum fakat bu sayede görmüş olduk. Bu yapıyı farklı marka kulaklıklarda da görmüştük fakat Corsair süngerli yapıyı biraz daha kalın tutmuş ve tüm kafa bandını tek bir parça suni deri malzeme de çerçevelemiş durumda. E, ayrıca bunun iç kısmında metal bir destek olduğunu da belirteyim. Esneklik noktasına da gelecek olursak e, yükselt ayaklarını da açtıktan sonra Bayağı esnek olduğunu sizler de görebilirsiniz. Hatta kendi ekseni etrafında da oldukça esnek bir yapısı bulunuyor arkadaşlar. Genişliği de kafası büyük kişilere de rahat olabilecek bir yapıda. Ama sizler şunu soracaksınız elbette sürücü yuvalardaki hareket özelliğini alemde? Hemen ona da değinelim. Sürücü yuvalarımız zaten kendi ekseni etrafında yaklaşık 45 derecelik bir aşıyla hareket edebiliyor. Ama bunun dışında kafa bandına destekli olan bölgelerde 90 derecelik bir hareket imkanı var. Ama Corsair bu noktada da biraz abartmış. Demiş ki ben sadece 90 derecelik bir açı değil, 180 derecelik dönme özelliği sunarım demiş. Ve bildiğiniz e, rakiplerine meydan okumuş. Çünkü rakipleri genelde sadece 90 derecelik bir açıyla hareket imkanı sunarken Corsair dediğimiz gibi isterseniz boynunuza taktığınız zaman şu şekilde dışa isterseniz 180 derece açıyla çevirip aşağı doğru sürücülerin yönünü verebilirsiniz bu tamamıyla kullanıcılara kalmış durumda. şimdi vakit kaybetmeden kulaklığımızın sürücülerin üzerinde bulunan giriş çıkış portlarına bağlantılarını aslında ve kulak yastıkları ile sürücü yapılarına değinelim. Virtuosa SE kulaklığımızın sağ sürücüsünün üzerinde iki adet buton yer almış. Bunlardan bir tanesi sonsuz kaydırma özelliğine sahip. Ses kısma açma tekerleği, diğer ise hem kablolu hem de kablosuz kullanım arasında geçiş yapabileceğiniz bir buton. Ve bu iki butonda yine tamamıyla metal bir malzemeden tercih edilmiş. Yani Corsair sağlamlığa oldukça özen göstermiş durumda arkadaşlar. Ee, sol sürücüde olan giriş çıkışlara bakalım. Sol sürücümüzde toplamda 3 adet giriş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Micro USB standartına sahip ee, mikrofonumuzun giriş kısmı ona ayrıca değineceğim fakat diğer ikisi ise bir tanesi jacklı yapıda, diğeri Type-C girişi. Kutu içerisinde gösterdiğim 3.5 inç jacklı kabloyu bu girişe taktığınız zaman oyun konsollarında veya telefonlarda kullanabiliyorsunuz bu kulaklığı. Diğer girişte ise kutu içerisinden çıkan kablosun Type-C ucunu kulaklığa bağladığınızda USB girişi sayesinde hem kulaklığınızı şarj ediyorsunuz hem de kablolu bir yapıda da kullanabiliyorsunuz. Kablosuz ara birimleri de değinecek olursak kutu içerisinden zaten bir adaptör çıkmıştı. Fakat bu adaptörün bile oldukça şık olduğunu belirtebilirim marka. Arkadaşlar özelliklere gelecek olursak şu an içinde özellikle oyuncu ekipmanlığında kablosuz ara birimini en stabil sunan slipstream teknolojisini barındırıyor. Bayağı değindim bu noktaya. Corsair'in slipstream teknolojisi kablosuz bağlantı üzerinde neredeyse sıfır gecikme özelliği barındırıyor. Kablosuz bağlantısı ise oldukça hızlı ve çok basit arkadaşlar. Bu alıcıyı direkt USB girişinize taktığınız zaman üzerinde bir led beliriyor. Eğer kulaklığınız kapalı ise bu USB alıcının üzerinde kırmızı bir led yanıp sönüyor arkadaşlar kulaklığınızı aktif hale getirdiğinizde yani wireless butonunu açtığınız zaman bu alıcının üstündeki Corsair logosu beyaz renkte yanıp bir bildirim veriyor sizlere. Ayrıca kulaklığınızın sağ sürücüsünün üzerinde bulunan wireless butonunu açtığınız zaman sol sürücüde bulunan bir led bildirimi de var. Bu LED bildirimi sarı şekilde yanıp sönüyor. Fakat şarjı azaldığı zaman kırmızı renkte sizlere bir bildirim veriyor. Bunun dışında Corsair'in IQ yazılımında da Enable Voice Prompt diye bir özellik mevcut. Ki Corsair'in Void Pro gibi kulaklıklarında da bunu kullanabiliyordunuz. O özelliği aktif ettiğiniz zaman kulaklığı açtığınızda işte ben açayım diye bir kadın sesi sizlere bildirim sağlıyor arka planda. Yani bu özellikle bu kulaklıkta bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca şöyle canlı olarak göstereceğim sürücüde wireless özelliğini kapattığım anda led'ler kırmızı yanıyor anlık olarak. Açtığınızda da çok hızlı bağlanıyor. Onu da şöyle göreceksiniz. Açtığınızda kırmızı bir led, ondan sonra 2 saniye içinde RGB yapıya geçiyor ve bir bip sesi verdi. Duydunuz belki sizlerde. Yani 1-2 saniye içinde tamamıyla aktif olabiliyor kulaklığınız. Bu slipstream teknolojisinin bir faydası elbette. Mesela Corsair'in Void Wireless kulaklığında 5-6 saniyeyi bulabiliyor da aktif olması. Fakat bunda öyle bir sorun yok arkadaşlar, saniyesinde kulaklığınız kullanıma hazır hale geliyor. Kulak yastıkları ise bu modelde tamamiyle deri malzemeden tercih edilmiş. Oldukça kalın ve formunu da kaybetmeyecek kadar gergin olduğunu da belirtebilirim. Uzun kullanımda elbette ki terletebiliyor, şahsen böyle bir kulaklığın tek eksi unsuru da bu arkadaşlar. Ama o ses ve malzeme kalitesi bu eksi unsurunu benden yana örtüyor. Fakat normal kullanıcılar için öyle bir yorum ben yapamam elbette kumaş malzemeye sahip bir kulak yastığı olsa daha da güzel olabilirmiş arkadaşlar. Veya kutu içerisine yedek olarak ekle sermiş o da çok güzel olmuş. Ama maalesef ki üstündeki kulak yastıkları değiştirilemiyor. Ee, sonrasında değineceğimiz nokta sürücülerin yapıları ve özellikleri. Corsair Virtuosa SE modelinde 20 Hz ile 40.000 40 Hz frekans aralığını destekleyecek. 50 milim çapında neodimiyum sürücüler kullanmış. Ve bu sürücüler 32 ohmluk empedansla beraber 109 desibel ve artı eksi üçlük bir ses kuvveti sağlayabiliyor. Bu oranlar dışında belirteceğim birkaç tane husus var arkadaşlar. Standart oyuncu kulaklıkları 20 ile 20 bin hertz frekans aralığını destekleyecek sürücülere sahip oluyor. Ve bu sürücülerde ses kuvveti 1 kHz frekans aralığını destekliyor arkadaşlar. 2 kHz frekans aralığında maalesef ki seste yırtılma veya patlamalara sebebiyet verebiliyor. Fakat Corsair bu kulaklığında 2.5 kHz frekans aralığını destekleyecek şekilde daha sağlam bir sürücü kullandığını belirtmiş ki zaten 40.000 Hz frekans aralığını destekleyen sürücülerde ses kuvveti 2 kHz frekans aralığında yapılıyor. Biz de zaten testlerimizi o şekilde gerçekleştirdik. Kutu üzerinde Corsair bu kulaklık için 109 desibel demiş fakat 109 desibellik bir kulaklık değil bu arkadaşlar. Yani bu kulaklığın verdiği ses 109 desibel değil daha daha üstü. Onu da zaten şimdi canlı testimizde göreceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden canlı testimize, desibel testimize geçelim. Evet şu an Corsair'in Virtuosa SE model kulaklığımızın desibel testini gerçekleştireceğiz. Yine setup'ımızı kurmuş durumdayız. Hemen şu kısımda cihazımdan anlık olarak değerleri görebileceksiniz. i̇nsan konuşmasının etki etmediğine tekrardan değineyim. Çünkü bizlerin normal konuşma ses tonu 60 ile 80 desibel aralığında seyreder genelde. Telefonumu da hemen yan tarafa doğru çevireyim. Grafik çizelgesi üzerinde hemen üst tarafta maksimum levelimizi zaten göreceğiz. Yani maksimum desibel oranımızı göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca kulaklığımız şu an kablosuz olarak bağlanmış durumda arkadaşlar. Testimi yaklaşık 400 Hz frekanstan başlatıyorum. Biraz kulak tırmalayabilir. Bu sebeple kusura bakmayın. Şu an testimiz başlamış durumda. 400 Hz frekansındayız. 93 desibellerden başladı. Cihazım gösteriyor. Şu an 600 Hz frekansını geçtik ve 100 desibel üzerine çıktı. Ee, videoyu biraz hızlandırabilirim elbette arkadaşlar. Gitgide frekans artıyor. Sesi duyabiliyorsunuz. 103-104 desibele vurdu. 700 Hz frekansdayız. 105 desibele çıktı. Ee, kutu üzerinde belirten değer 109 desibel artı eksi 3'lük bir değerdi. 1000 Hz'de durduracağım. Bakalım en yüksek kaç verecek. Ee, az kaldı. Evet. 1000 Hz'de durdurdum testimi ee, bakalım cihazımızda en yüksek aldığımız değer kaçmış arkadaşlar Şöyle görebileceğiniz üzere 110 desibeli bizlere rahat bir şekilde verebilmiş Ki bu 1000 Hz frekans aralığı arkadaşlar Fakat Corsair bu kulaklığımız için 2500 Hz frekans aralığını rahat bir şekilde destekleyeceğini belirtmiş Ki zaten 40.000 Hz frekans aralığını desteklediğinden Bizim testimiz aslında 2000 Hz frekans aralığı olacak bu sebeple cihazımı tekrardan sıfırlamış durumdayım. Şimdi 1300 Hz frekansından 2000 Hz frekans aralığını test edeceğiz. Bakalım kaç desibel verecek arkadaşlar. Tekrardan cihazımı yan çevireyim. Grafiksel olarak görelim değerlerimizi. Ve testimi başlatıyorum arkadaşlar. 1300 Hz'den başladı. Ve anlık olarak 119 desibel 120 verebiliyor hatta. 123, 1500 Hz, 1600, 126, 128, 130 makine bildiğiniz kilit arkadaşlar şu an 2000 Hz frekansını bile dayanmadan 130 desibeli rahat bir şekilde verdi zaten 2000'den sonra düşmeye başlıyor sizlerin de gördüğü gibi alet şu an 130 desibeli bildiğiniz zorlamış durumda. Ama biz şimdi aldığımız bu oranların değerlendirmesine geçelim. Evet detaylı desibel testini ve oranlarını gördüğünüz arkadaşlar Corsair zannedersem kutu üzerinde 1 kHz frekans aralığının ses kuvvet değerini eklemiş. O da 109 desibeldi. Yaptığımız testte de zaten 1 kHz frekans aralığında 110 desibeli stabil bir şekilde verdi. Fakat 2 kHz frekans aralığına ulaşmadan e, kulaklığımız 130 desibel ses sınırını aşmış durumda e, ve hiçbir seste yırtılma, patlama e, bu tür unsurlar olmadan yani ne kadar güçlü bir ses şiddetine sahip olduğunu sizlerde canlı olarak gördünüz. Bunu sebebi zannedersem sürücülere daha yüksek wattta, amperajda bir voltaj sağlanıyor olması da olabilir. Genelde standart oyuncu kulaklıklarında 0.5 amperlik bir voltaj desteği bulunuyor. Ama bunda eminim iki katı voltaj sağlanıyordur sürücülere. Ama şimdi vakit kaybetmeyelim. Canlı sesini zaten e, mikrofon testinde görebileceksiniz. Bu sebeple şimdi mikrofon yapımızdan başlayıp mikrofon testimize geçelim. Corsair Virtuosa SE kulaklığında oldukça kallavi, kalın ve 13 santim uzunluğunda bir mikrofon tercih edilmiş. Bu mikrofonun sürücüye bağlantı noktası ve mikrofonumuzun bulunduğu uç nokta tamamıyla metal malzemeden sol sürücümüze bağlantı noktası mikro USB standartına sahip bir girişe sahip. Genelde diğer çoğu oyuncu kulaklığında standart 3.5 inç jackli yapı bulunuyordu. Ayrıca mikrofonunuzu kapatıp açma butonu ise bu girişin alt kısmında bulunuyor arkadaşlar. Hemen arka plandaki videoda zaten görürsünüz oldukça geniş ve büyük boyutlu rahat erişilebilir bir buton mevcut. Bu sayede kulaklığınızın mikrofonunu da hızlıca kapatıp açmanız da sağlanmış oluyor arkadaşlar. Oldukça esnek olmasıyla beraber standart bu mikrofonlardan daha kalın bir kablo yapısı da mevcut ve üst kısmında oldukça kalın bir silikon koruma da bulunuyor. Ayrıca yine uç kısmında bir led bildirim de yer alıyor. Buna da şimdi canlı teste değinelim arkadaşlar. Hemen arka taraftan ses kaydımı da başlatayım. Evet şu an duyduğunuz ses Corsair'in Virtuosa SE model kulaklığının mikrofonunun sesi arkadaşlar. Ee, ayrıca kablosuz bağlandığımı da görebilirsiniz sizlerde. Corsair Virtuosa SE modelinde Omni Directional dediğimiz mikrofon yapısını tercih etmiş ki Omni Directional mikrofonlar 360 derecelik bir ses alma özelliği barındırıyor. Seslerinizi daha net daha doğru alabilmesi için Omni Directional biraz daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Fakat e, bu noktada Corsair dip ses engelleme e, uğultu engelleme gibi özellikler de barındırmış. Ki zaten sizler canlı olarak duyabiliyorsunuz. Şu an gerçekten de çok kaliteli bir mikrofona sahip. Hatta özellikle canlı yayın kullanıcıları e, harici bir mikrofona gerek duymaz bunu kullandıkları zaman. Ayrıca Corsair Virtuosa SE modelinin mikrofonu için şöyle bir noktaya daha değinmiş. Canlı yayın odaklı olduğundan dolayı e, arka planda müzik dinleseniz dahi canlı yayında hatta e, veya oyun oynasanız dahi mikrofonun çok aşırı ses almadığını belirtmiş. Bunu engelleyen bir teknoloji kullandıklarını belirtmiş. o noktasında sizlere göstereyim. Gerçekten de e, kulaklıktan çıkan sesi mikrofon neredeyse hiç almıyor. Çok azalıyor arkadaşlar. E, o noktasında sesi kıstım mı, açtım mı diyebileceksiniz. Onu da canlı göstereceğim. Hemen şu an e, müziğimi başlatıyorum bir tane müziğimi. Şu an başlattım. Son seste. Son seste olduğunu görebileceksiniz. Şu an çıkarttım. Takıyorum. Susmuş durumdayım direk göbek havası. Gördüğünüz gibi mikrofon e, kulaklıkta çalan müziği neredeyse çok az algılıyor. Yani hiç çok denilecek kadar az. Tekrardan susayım. Açıyorum. Şu an hala Virtuoza s'nin mikrofondan duyuyorsunuz beni arkadaşlar. Şimdi şu müziği kapatayım ve şu önemli noktalarını değineyim arkadaşlar. Kusura bakmayın arkamı dönüyorum sizlere. Ayıp oluyor çünkü. Ee, buradaki artı unsurları e, tek tek sıralayayım sizlere. Birincisi mikrofonumuzun uç kısmının tamamiyle metal olması büyük bir etkendir Çünkü e, profesyonel mikrofonlarda veya stüdyo mikrofonlarında genelde metal dış kaplama kullanılır. Bu da hem yankıları hem de dip sesleri engellemeye bir artı unsur yaratır. Bunun dışında kullanılan kablo malzemesinin de kalın olması aslında e, sesin yürüyebileceği yani ses frekansının iletilebileceği bir alanı dar bir cepheye sokmuş olmasıdır arkadaşlar. E, genelde e, şu kulaklığımızda çıkan sesleri şu boru yapı yani kablonun geçtiği boru yapısı bile mikrofonunuza verebilir. Ve bu kablo eğer güzel izole edilmezse mikrofonunuzda e, kulaklığınızdaki tüm sesi e, üst seviyede alabilir ve bu sizleri özellikle mikrofon kullanımında çok rahatsız edebilir. Karşı tarafı da rahatsız edebilir arkadaşlar. Fakat Corsair bu mikrofonda her şeyi düşünmüş durumda. Hala zaten mikrofondan duyuyorsun sesimi. Bu kadar yeter herhalde. E, şimdi Şimdi normal yaka mikrofonuma geçeyim ve kulaklığın sesini de canlı olarak dinleteyim. Mikrofonun ucundaki led'e değinmeyi de unuttum arkadaşlar. Ee, mikrofonunuz açıkken ucundaki led bildirimi yeşil olarak yanıyor. Alt taraftan kapattığınızda kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Bunu da görmüş oldunuz. Şimdi arka plandan sizlere bir müzik açayım ve sesini canlı olarak sizlerde de duyun. Şu an müziği başlattım. basları olsun, tizleri olsun muazzam etesi. Uzakta tutuyorum. Çok kuvvetli, çok güzel, çok net ve çok temiz seslere sahip arkadaşlar. Şöyle duyun sizlerde. Yanıyor, yanıyor, yıkılıyor ortalık bildiğiniz. Öyle böyle değil. Ses engelleme özelliği değil. E, deri e, kulak yastıklarına sahip olduğundan dolayı ses engellemesi daha güzel oluyor elbette arkadaşlar. Şöyle görün gayet güzel engelleyebiliyor sesleri arkadaşlar müziği kapatayım ve şimdi Genel değerlendirmeye geçeyim. Virtuosa SE kulaklığı için açıkçası çokça size gerek yok. Fakat yine biz artı ve eksi unsurlarını değerlendirelim elbette. Ee, eksi unsuruna değineyim ilk baş. Çünkü benim gördüğüm tek bir eksi unsuru var. O da kulak yastıklarının deri malzemeden kullanılmış olması. Ee, deri malzeme kullanılmasının dışında e, kutu içeriğinden değiştirilebilir e, bez bir kulak yastığı çıkabilirdi. E, terletme noktasında artı yaratılabilirdi. Fakat bu modelde tercih edilmemiş, uygun görülmemiş tek eksi unsuru bana göre bu arkadaşlar. Kafa bandının deri malzemeden olması kesinlikle rahatsız edici değil. Onu belirteyim bir defa. Dediğim gibi sadece kulak yastığının deri malzemeden olması biraz eksi unsur yaratabiliyor. Oyunlarda uzun kullanımda elbette ki bir saat sonrasında terletmeye başlıyor kulaklıklarınızı. Bunlar gayet normal. Fakat artı noktalarını şimdi boncuk gibi sırasıyla dizmeye başlayalım arkadaşlar kullanılan malzeme kalitesi en üst seviyede kulak yastıkları hariç arkadaşlar. Ee, dış koruması olsun, alüminyum kapakları olsun, alüminyum e, bağlantı noktaları olsun. E, kafa yastığının oldukça geniş Esnek bir malzemeden olsun Hepsi üst seviye kaliteli malzemelerle donatılmış Rahatlık ve konfor noktası ise Üst seviyede tutulmuş bu kulaklıkta e, Kafaya oturması kulaklığınızı Tamamıyla çerçevelemesi Yani bu kulaklık tamamıyla kulak üstü kulaklık Kulak çerçeveleyen kulaklık Yani kulağınıza taktığınız zaman Kulağınızın hiçbir tarafında baskı yaratmıyor Kafanızda da bir baskı yaratmıyor Oldukça rahat ve konforlu arkadaşlar Ağırlık noktasında ise 360 gramlık Bir ağırlığı mevcut 350 gram Yanılmıyorsam yanlış söylemeyeyim Fakat diğer standart oyuncu kulaklığına baktığım zaman 260-280 gramlarda seyrediyor onlar. Bu onlardan biraz daha ağır yapı olarak. Çünkü alüminyum bir gövde malzemesi mevcut. Fakat oyunlarda uzun kullanımda özellikle 3-4 saat ki zaten bu kulaklık benim arkadaşlar. Öyle inceleme için gönderilen bir kulaklık değil. Ee, özel olarak bunu kendime istedim. Şu anda da bunu kullanmaya başladım açıkçası. 3-4 saatlik oyun kullanımlarında kesinlikle baskıdan dolayı ağırlıktan dolayı hiçbir eksunsur yaratmıyor. Ee, sadece kulak yastıkları elbette ki terletebiliyor. O normal arkadaşlar Ondan sonra bir diğer artı unsuru ise ses kalitesi. Ses desibel oranı kutu üzerinde yazana aldanmayın arkadaşlar. Gerçek oranı 110 desibel üstüdür. Hatta 2 kHz frekans aralığında 130 desibeli rahat bir şekilde sizlere sunabiliyor. Yani uzun kullanımda sizlere sağır edebilir öyle diyeyim. Ayrıca IQ ya yazılımı üzerinden de özelleştirebiliyorsunuz. Hatta Equalizer ayarı eklerseniz IQE programında Equalizer tamamıyla dibine kadar açmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum kesikli Kesinlikle seste hiçbir yırtılma, patlama yaşatmadan en güçlü sesi alabilirsiniz bu kulaklıkta. Ayrıca sağ ve sol sürücüde Corsair logoları RGB aydınlatma sunulmuş sizlere. Yine IQ yazılımı üzerinden farklı RGB LED aydınlatma modları ekleyebilirsiniz. Fakat tabi ki de işin cılkını çıkarmamışlar bu kulaklıkta. Çünkü oldukça klas ve elit bir tasarıma sahip. Ayrıca kablosuz yapısı olduğundan dolayı çok aşırı RGB aydınlatma olsaydı eğer şarjı çok kısa sürede bitebilirdi. Madem şarj noktasına değindik şarjı ne kadar gidiyor diye de soracaksınız. Corsair bu kulaklığın LED'leri açıkken bakın led'leri açıkken arkadaşlar 20 saat boyunca kullanabileceğinizi belirtmişler. Ki yaptığım testlerde de 2 gün boyunca kesinlikle şarjı hiç bitmedi. Eğer şarjın daha uzun süre gitmesini istiyorsanız ledlerini kapatmanızı öneririm. Eğer ledlerini de kapatmazsanız yine IQ ya yazılımı üzerinden led kuvvetini biraz kısabilirsiniz. Yanılmıyorsam içinde yaklaşık 1050 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu da zaten oldukça uzun ömür ve uzun süreler sizlere hizmet edebilir. Platform uyumluluk noktasında ise kutu üzerinde sadece PC ve PlayStation 4 ve PlayStation PlayStation 4 Pro olduğu belirtilmiş. Fakat bu PlayStation 4 Pro uyumluluğu kablosuz özelliği için eklenmiş arkadaşlar. Yani bu kulaklı mikrofon da dahil bir şekilde USB dongle ile PlayStation 4 Pro'nuzda kullanabiliyorsunuz. Fakat şu önümde duran 3.5 inç kabloyu kullanırsanız eğer Nintendo veya Xbox gibi platformlarda kullanabilirsiniz. Belirtilmemiş ama ben kullanılabilir olduğuna eminim arkadaşlar. Bunun dışında kablosuz bağlantısını sadece kendi USB alıcısıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Şahsen daha Dahili bir bluetooth desteği olsaymış telefonlarda kablosuz bağlanılabilirdi. Bu da güzel olabilirmiş. Aslında bu özellik olmadığı için de eksi unsur verebiliriz bu noktasına. Fakat e, rakiplerinde de çokça bulunmuyor açıkçası. Son birkaç özelliğine de değineyim. Yine IQ yazılımından kulaklık ayarlarına girdiğinizde Disable LED when microphone is active diye bir ayar mevcut. Bu kutucuğu işaretlediğinizde özellikle canlı yayınlarda mikrofonun ucundaki LED'i kapatabiliyorsunuz. Yani mikrofon açıkken ucundaki LED açılmıyor ama kapattığınızda kırmızı LED yine sizlere bir bildirim de veriyor. Bunun dışında batarya durum göstergesi de bulunuyor. Kulaklık üzerinde zaten LED bildirimi vardı. Kırmızı, turuncu veya yeşil olarak size bildirim sunuyordu. Fakat gün içi kullanımlarda zırt pırt kulaklığa bakacak haliniz yok arkadaşlar. Bu sebeple Corsair yine IQ yazılımında sizlere Batarya statü Taskbar özelliği eklemiş. Bunu da yazılımda aktif ettiğinizde Windows'un saat kısmında bulunan Taskbar'da bir batarya durum göstergesi çıkıyor. Bu sayede kulaklığınızın batarya durumunu hızlıca kontrol de edebiliyorsunuz. En güzel özelliğine de değinecek olursak kulaklığımız zaten IQ yazılımında belirlenen süre içinde uyku moduna geçiyor ve kapanıyor. Fakat Corsair Virtuosa SE modelinde acelerometer denilen bir e, hareket algılama sensörü kullanmış. Tam telaffuz ettiğimi bilmiyorum ama e, bu sayede bir ses sinyali algılamasına gerek olmadan kulaklığı elinize aldığınız anda hemen aktif olabiliyor. Void Pro kulaklıklarda böyle değildi. Bilgisayardan bir ses sinyali gelmesi gerekiyordu ve aktif olmanız gecikebiliyordu. Fakat bu kulaklıkta öyle bir sorun kalmamış arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Başka değinecek ne kaldı? Ses kalitesi, mikrofon kalitesi bunlara değinmeye gerek yok zaten. Canlı olarak hepsini gördünüz arkadaşlar. Fiyat noktasına değinelim. Zannedersem resmi satış fiyatı 229 dolar veya 249 dolar civarında olabilir. Ki rakipleriyle kıyasladığım zaman en yakın rakibi diyeyim marka vermeyeyim. 40.000 Hz frekans aralığını destekleyen sürücülere sahip olan en yakın rakibi şu an 400 dolar civarında satılıyor. Ki bu onlardan daha uygun fiyata aynı ses kalitesini, aynı ses şiddetini, aynı mikrofon hatta daha kaliteli bir mikrofon yapısını sunabiliyor. Bu sayede kendinde her noktada artı sıra çıkartacak bir kulaklık olduğunu da kanıtlamış oluyor arkadaşlar. Oyun performans noktasında ise zaten o noktasına da değinecek bir şey yok. Oyunlarda muazzam seviyede bu kulaklıkla ses bile kasabilirsiniz. PUBG'de, Counter'da her türlü online FPS tarzı oyunlarda e, tamamıyla ses kasmaya yönelik bir kulaklık da olmuş. Yani öyle bir şiddete sahip sürücüleri. E, sadece öyle canlı yayın odaklı değil arkadaşlar. Dediğim gibi oyun odaklı da kullanabilirsiniz. Ayrıca tasarımından dolayı e, dışarıda kullanımı oldukça uygun bir yapısı da var arkadaşlar. E, şu 3.5 inç jacklı kablosu ile telefonunuza bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Üstüne basa basa değineyim. E, harici Type-C'den 3.5 jacklı yapıya dönüştürücü kablolar satılıyor dışarıda 10-15 TL'ye onlarla bu kulaklığı kullanmanız mümkün ki ben de denedim kullanıyorum arkadaşım da kullanıyor çünkü bu kulaklık sadece bana gelmedi benim gibi birkaç inceleme kanalına geldi fakat onlara standart modeli gitti şu an SE modeli sadece bende var arkadaşlar o noktada da yine Türkiye'de ilk kez elbette başka değinecek bir şey kalmadı arkadaşlar eğer ben oyunlarda ses kasma isterim, müzik dinlerken en güçlü sese sahip olmak isterim, kablosuz özelliğiyle kullanma isterim dışarıda da takarım, havamı da atarım derseniz e, ve üstüne de canlı yayınlarda da kullanırım derseniz arkadaşlar bu kulaklık tam size göre diyorum ve başka gözle de gerek duymuyorum. Bir sonraki Türkiye'de ilk inceleme videolarında görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.